Sağlıklı Hayat'tan hepinize günaydın. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz efendim. Bugünkü stüdyo konuğumuz üroloji uzmanı, operatör doktor Gülhan Yılmaz. Biz bugün kendisiyle prostat hastalıklarını konuşacağız. İyi huylu prostat büyümesi nedir? Kötü huylu olduğu durumlarda neler yapılması gerekiyor? Tedavisinde, takibinde neler yapılmalı? Hepsinin cevabını alacağız ve ikinci bölümde de taş hastalıklarını konuşmaya çalışacağız süremiz yettiğince. 0212 625 64 64'ten bizleri arayabilir. Yine WhatsApp hattımıza dilediğiniz soruları yollayarak cevaplarını Gülhan Bey'den alabilirsiniz diyelim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Günaydın herkese. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkürler. Ben de çok iyiyim. Böyle biraz grip olmakla olmamak arasında bir çizgideyim tam bugün. Tam mevsimi. Evet, tam mevsimi. Geçiş mevsimi. Ama seyircilerimiz de dikkat etsin diyelim bu konuda. Evet. Gülhan Bey, malum taş hastalıkları, yani aslında üroloji iyi kapsayan hastalıklar sanıyorum çok ciddi alınması gereken hastalık grupları. Tabii ki bu sağlığın her alanında böyle ama biraz daha ihmale gelmeyen durumlar konuşacağız bugün sizinle birlikte. Evet. Ama isterseniz konuya başlamadan belki ilk defa bizim ekranlarımızda sizi izleyen seyircilerimiz vardır. Biraz böyle tanıyarak başlayalım. Operatör doktor Gülhan Yılmaz ben. 12 yıldır bu mesleği icra etmekteyim. Şu an özel sektörde çalışıyorum. Şu an Tuzla'da bir özel hastanede görevimi sürdürmekteyim. Ne kadar güzel. Ulaşmak isteyenler o şekilde de ulaşabilirler size. Peki prostat hastalıklarını hemen hiç vakit kaybetmeden konuşmaya başlayalım istiyorum ben. Çünkü çok uzun yıllardır aslında sık görülen de bir problem diyebiliriz belki erkekler evet. açısından. Çok duyuyoruz bunu ama evet. hala belki tedaviye geç kalınabiliyor. Maalesef hala doğru bilinen yanlışlar yapılabiliyor. Bugün hepsinin cevabını sizden almak istiyorum ben. Aslında prostat nedir diye başlayalım. O doğru evet. tanımı sizden öğrenelim. Evet. Aslında prostata başlamadan önce ben şunu söylemek istiyorum. İdrar yollarında temel bir prensip var. Oluşan idrar böbrekten vücudumuzu terk edene kadar belli bir basıncın üzerinde zorlanmadan rahatça akabilmesi lazım. Hı hı. Temel prensibimiz budur. Taş hastalıkları için de budur, prostat rahatsızlığı için de budur. Evet. Prostat nedir? Biz erkeklerin daha doğduğumuzda vücudumuzun bir parçasıdır, bir organdır. Bu idrar kesesinin altında bulunan ve idrar borusunu yani dışarıya çıkan idrar borusunu çevreleyen bir dokudur. Aslında isim olarak başlı başa bir hastalık değil. Değil. Prostatın bizim, hastalıkları vardır. Bu bizim vücudumuzda bulunan bir organdır. Hı hı. Hatta önemini şöyle de izah edebilirim size. Neslimizin devamı için gerekli olan bir organdır. Evet. Peki hastalıkları nelerdir hocam? Evet. Şimdi prostatın temelde 3 tip hastalığı vardır. Evet. Prostatın iltihabi rahatsızlıkları, prostatın iyi huylu büyümesi ve bizim en çok çekindiğimiz, tanıda geç kaldığımızda hayati önem arz eden prostat kanseridir. Bu konuda çok çok dikkatli olmaları çok. Gerekiyor. Yayınımız boyunca bol bol bu cümlenin altını çizeceğiz evet. ama şimdi de söyleyelim gerçekten. Aslında şöyle bilinçli bir kişi prostat rahatsızlıklarından dolayı çok ciddi sıkıntı yaşamaz. Evet. Yeter ki doğru tanı, doğru zamanlama, doğru tedavi olsun. Kesinlikle bu üçlü basamak evet. çok önemli ve bunun için de hiç vakit kaybetmeden bir hekime başvurmak çok önemli. İlk kısmımız bu olmalı aslında. Doğrudur. İletişim numaramızı tekrar hatırlatalım. 0212 625 64 64'ten bizleri arayabilirsiniz. Eğer prostat rahatsızlıklarına dair yaşadığınız halihazırda sorunlarınız varsa, aklınıza takılan sorularınız varsa hepsinin cevabını Gülhan Bey'den bugün alalım efendim. Hep birlikte sohbet edelim, yayınımızı birlikte gerçekleştirelim. Peki Gülhan Beyciğim, belirtilerimiz. Nedir? Yani hastalar size genel olarak hangi şikayetlerle gelir? Hep diyoruz ihmal etmemek evet çok önemli. Ama hastaya hangi belirtiler biraz alarm vermeli ve bir doktora başvurmalı bu evet. konuda? Şimdi bizim günlük hayatımızda rutinde hiç aklımıza takılmadan yaptığımız faaliyetler olduğu sürece biz sağlıklıyız demektir. Ama daha önceki hayatımızda hayatımıza göre daha sık tuvalete gitmeye başlarsak tuvalete gittiğimizde zorlanarak idrar yapmaya başlarsak, idrar yapmaya başlamada sıkıntı yaşarsak, belli bir süre beklersek, idrarımızı kesik kesik yapmaya başlarsak, ki hastaların bu konuda çok güzel bir ifadesi var, hocam idrarım kekeme oldu derler. Aa, bu tanı ilk defa evet. duyuyorum ama gerçekten
idrarını yaptıktan sonra sanki tamamen rahatlamamış hissi oluyorsa dikkat etmek gerekiyor, bir hekime başvurmak gerekiyor vakit kaybetmeden. Peki hasta size bu tarz şikayetlerle geldi. Evet. Ondan sonra neler yapıyorsunuz? Tanı koyma yöntemleri nelerdir prostat hastalıkları konusunda? Şimdi tanının yarısı hastayla konuşmak. En güzel istihbaratı hastanın kendisinden almaya başlarsınız. Evet. Yandaş sorunları var mı? Yandaş bir hastalığı var mı? Kullandığı ilaçlar var mı? Ailesinde bu tip şikayetleri olan büyükleri var mı? Evet, genetik öykü rol oynar mı gerçekten bu konuda? Maalesef. O zaman biraz böyle genetik yatkınlığı olan insanlar biraz daha hassas olabilirler değil mi bu dönemde? Evet. Belki kontrolleri prostat gidebilirler. Hastalıkları için söyleyeyim. Ailesinde prostat rahatsızlığı olan bir erkek, şikayeti olsa da olmasa da 40 yaşında bir üroloji hekimiyle tanışmasını tavsiye ederim. Evet, muhakkak bir kontrole gitmeli, evet. Belirli bir şikayeti olmasa da. Ama aile hikayesi olmayan bir erkek için bu yaş 50 yaş sınırıdır. 40 yaşında eğer genetik öykümüz varsa başvurmalıyız. Evet. Eğer yoksa, hiçbir şikayetimiz de yoksa 50'li yaşlardan itibaren o halde, evet. Değil mi? Bir üroloji uzmanına başvurmakta fayda var. Aslında üroloji uzmanına başvururken de biraz çekiniyor insanlar sanıyorum. Evet. Bu yüzden de biraz geciktiriyorlar bu durumları ama hiç gerek yok tabii ki böyle şeylere. Dediğiniz gibi zaman çok çok önemli bu konuda. Şimdi ben görülme sıklığını size kısaca özetleyeyim. 40 yaşındaki bir erkeğin normal yaşam süresi boyunca prostat tedavisi değil, prostat ameliyatı olma ihtimali %15-16'dır. Bu çok ciddi bir rakamdır. Prostat, bizim günlük pratiğimizde bir erkek hasta grubundan bahsediyorum. İltihabi hastalıklardan sonra gördüğümüz en sık rahatsızlık prostat rahatsızlıklarıdır aslında. Oldukça sık rastlıyorsunuz. Sık görüyoruz ama yeter ki geciktirmesinler. Evet. Zaten hep şöyle duyarız ya, yüz güldürücü kanserler vardır. Tedavisinin gerçekten başarıyla gerçekleştiği. Sanıyorum prostat da erkekler için bu kanser türlerinden biri diyebilir miyiz hocam? Erken tanı, erken teşhis ve düzgün takip, düzgün tedaviyle %100 bu kanser türünden kurtulabilir. Evet, bu gerçekten iç rahatlatıcı, sevindirici tarafı. Doğru hekim, doğru tedavi ve düzenli kontrollerle %100 başarı sağlanabilir o halde tedavide. Şunu çok rahat söyleyebilirim. Ülkemizde üroloji çok iyi durumda. Gerçekten çok iyi durumda. Yani dünyayla yarışabilecek arkadaşlarımız var. Ne mutlu bize var. Bu konuda evet. Gerçekten. Peki iltihabi rahatsızlıklar dediniz. Onların tanısı nasıl konur? İltihabi rahatsızlıklar da yine hasta alt idrar yolu semptomları dediğimiz sık tuvalete çıkma, idrar yanması gibi şikayetlerle gelir. Biz burada bir tek ayrıca da şeye bakmamız gerekir. Ateşi var mı hastanın? Çünkü hastanın ateşi varsa durum biraz daha ciddiyet arz eder. Hatta hastaneye yatış gerektirebilecek boyutta prostatın iltihabi rahatsızlıkları var. Muayenesinde prostatının bir takım özellikler arz eder yatış gerektirdiği durumlarda. Yani mesela prostatik apse dediğimiz, bu çok ciddi alınması gereken bir rahatsızlıktır. Temelde biz idrar yolu rahatsızlığı için idrar tahlili istiyoruz, idrar kültürü istiyoruz. Bir de bir takım kan tetkikleri istiyoruz. Çok bunun tedavisi basit değil mi? Tahlillerle hemen o halde. Bu kişinin, bu rahatsızlığın tedavisi antibiyotiklerdir. Evet, tedavisini soracaktım. Tedavisi antibiyotik. O zaman ilaçlı ayakta tedaviyle yine başarılı bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. Burada en can sıkıcı rahatsızlıklardan bir tanesi belki de kronik prostatit dediğimiz. Yani prostatın müzmin iltihabı. Bu çok can sıkıcıdır. Hastayla hekim çok sık görüşmesi gerekebilir. Evet. Bu rahatsızlıktan dolayı hastaya düşen pay yaşam tarzını belki değiştirmesi gerekir. Yaşam tarzı değişikliklerine derken, gitmek derken diyetine, ayaklardan üşütmemesine, diyetinde baharatlı yiyeceklerden uzak kalmaya, çay ve kahveden uzak durması gibi
tedbirlerle hasta nispeten daha rahat eder. O çay kahveye dikkat etmek gerekiyor. Evet. Evet. Ama zaten tabii ki bu saydıklarımızı ben hep söylüyorum. Böyle kaçınmamız gereken durumlar aslında değil mi? Yine sağlıklı bir yaşam tarzının evet. aslında gerçekleşmesi gereken durumlar. O yüzden ne kadar gerçekleştirebilirsek o kadar konforlu bizim için de sağlıklı bir hayatın kapıları açılmış oluyor. Doğru. Peki iyi huylu büyüme nedir evet. hocam? Onu İyi huylu büyüme daha önce de söylediğim gibi bizim üroloji pratiğimizde en sık karşılaştığımız erkekler için ikinci hastalık türüdür. Dediğimiz gibi doğduğumuzda var olan bir organ 30 yaşından önce genelde 20-25 gram civarında sabit seyreden bir büyüklüğü var. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra bu dokuda bir takım değişiklikler olmaya başlar. Hacminde artış başlar ve bu hacim artışının maalesef şimdilik bu büyümeyi durduramıyoruz. Bunun maalesef önüne geçemiyoruz. Geçemiyoruz. Yani bir takım ilaçlar var, durduramıyoruz bile. Önüne geçemiyoruz. Bu biraz handikapı diyebiliriz. Bu yaşlanmanın bir sonucu. Nasıl ki yaşlandığımız zaman görme yetimizde bir takım kayıplar oluyorsa prostat için de bu geçerlidir. Ama kontrol altına belki alarak değil mi? Evet. En azından mesela şunu sormak istiyorum. Hani hep bu aklıma takılır ama telefonumuz varmış onu hemen alalım. Evet. Ondan sonra devam edelim. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Nasılsınız? Çok teşekkürler, biz de çok iyiyiz. Buyurun. Ben doktoruma bir şey soracaktım tabii. Buyurun, Gülhan Bey sizi dinliyor. Evet. O zaman şöyle doktorum, ben geçen günü Zonguldak Ereğli'de urolojiye gittim. Dedi ki prostat sık idrar yapıyorum, gece 5-6 sıfır kalkıyorum, yarım saat, 1 saat arayla gidiyorum. Prostat gland volümü mi diye, yani tam anlayan şey, yaklaşık 70 santimetre, metre küp mü, 3 kadar olarak ölçülmüştür dedi yani bu. O zaman ben de prostat ameliyatı olmam lazım mı diye yani. Gösteriyor. Evet. İsim neydi pardon? Uğur Büyükçetin. Uğur Bey mi? Uğur Bey. Uğur Bey. Geçmiş olsun. Şimdi sizin 70 gram büyüklüğünde bir prostatınız var. Peki sizin şikayetiniz var mı? Yani metre neyse olarak ölçülmüştür. Prostat bezi parankim inlendi mi? Tam okuyamadım. Milimetrik boyutta klasifonsiyon mevcut olup prostatın itiraf bilen ya ben okuyamıyorum. Ben bunu anlatır mısınız? Benim prostat ameliyatı olmam gerekli mi? Şimdi size şöyle söyleyeyim. Biz prostat ameliyatına karar vermeden önce bir takım başka tetkikler de yaptırmamız gerekiyor. Prostatın büyüklüğüyle ameliyat arasında bir doğruluk payı aslında yok. Şimdi prostat dışında bir kabuğu vardır. Eğer prostat içeride idrar borusunu tam sıkıştırmadıysa genelde ameliyata gerek olmaz. Şimdi siz idrar yaptıktan sonra idrar kesenizde idrar kalıyor mu? Kan testlerinizde bir problem var mı? İşeme hızınızda bir sıkıntı var mı? Gibi şeyleri göz önünde alındırarak ameliyat kararı veriyoruz. Çok çok geçmiş olsun diyelim Uğur Bey'e biz. Biraz da aslında doğru yorum yapabilmek için tabii karşılıklı oturmak da gerekiyor sanırım. Değil mi? Ameliyat çünkü ciddi bir karar zaten tedavide. Peki hocam ben şunu sormak istiyorum. Büyümenin önüne geçemiyoruz dediniz. Peki hastanın şikayetlerini ilaçlarla kontrol altına alabiliyoruz onu alabiliyoruz, sanırım değil tabii mi? Ki. Evet. Şimdi biz prostat rahatsızlıklarını değerlendirirken biz bunları 3 gruba ayırıyoruz. Hafif şikayet, orta düzeyde şikayet, bir de ağır şikayetler. Evet. Hafif düzeyde olanları biz hastaya bir takım önerilerde bulunarak ilaç tedavisine bile gerek kalmadan biz hastayı rahatlatabiliyoruz. Bir örnek vermem gerekirse, şimdi bir hastam vardı. Şikayeti gece idrara kalkmak. Ama gündüz hiçbir şikayeti yok. Gece idrara kalkmak. Hastayla konuştuğumuzda ve değerlendirdiğimizde aslında hastanın uyku problemi var. Hasta her uyandığında gecede 3-4 defa
rahat uyuyamadığı için uyandığında her seferinde tuvalete gidiyor. Alışkanlık haline getirmiş. Evet. Biz bu hastayı uyku hastalıkları uzmanına yönlendirdiğimizde problem ortadan kalkmış zaten. Bir yerde değil mi? Psikolojik bir durum aslında. Evet. 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 Veya işte kalp hastalığı olan bir hasta gün içerisinde dolaşırken bunun farkında değil. Vücutta, vücudun alt bölgelerinde sıvı birikmesine bağlı olarak gece düz yattığında o biriken sıvı tekrar böbrekler vasıtasıyla vücuttan atılır. Yani o hasta aslında prostat hastası değildir. Kalp hastasıdır. Evet. Dolayısıyla bizim bir tedavi etmemize gerek yok. Kalp doktoruna yönlendirdiğimizde zaten tedavi olmuş oluyor. Şikayetler ortadan kalkmış oluyor zaten bu noktada. Peki şunu da hep duyuyoruz biz. Erkekler genç yaşlarda prostat hastalığına yakalandıkları zaman ameliyatın çok önerilmediği diye bir bilgi var. Şimdi bu yine şikayetlerle doğru orantılı mıdır yoksa yaşın tedavide bir önemi var mıdır? Genç yaşlarda genelde prostat büyümesine bağlı idrar sorunlarıyla karşılaşmıyoruz. Hı hı. Aslında dediğim gibi altında bunun başka sıkıntıları var. Mesela idrar borusunda darlık olabilir bu kişinin. Hı. İdrar kesesinin depolama bozukluğu olabilir. Bizim günlük yaşamımızda ilk aşama idrar kesesinin depolama yeteneğidir. Evet. 300 mililitre idrar depolayana kadar normalde bizim beynimize sinyal gitmez. Ama bu kişilerde 100 mililitre çok az miktarda idrar olsa bile sanki çok sıkıştın bir an önce tuvalete git. Evet. Bu prostat rahatsızlığı değildir. Bir de genç yaştaki erkeklerde biz ameliyatı nasıl söyleyeyim? Çocuk sahibi olmayı düşünen kişiye prostat ameliyatından uzak duruyoruz. Hı. Çünkü normal yollardan çocuk sahibi olamaz. Prostat evet. ameliyatı olursa. Anladım. O noktada da biraz da kişinin evet, de kararına evet. bırakıyoruz bu durumu halde. Yani biz her zaman şunu söylüyoruz. Hastalık yoktur, hasta vardır. Evet, tamamen değil kişiye, mi? Kişiye, kişinin beklentisi, yaşı, yandaş sorunları herkese aynı tedaviyi uygulamıyoruz. Evet, özel bir tedavi haritası çiziliyor evet, aslında evet. hastalara şikayetleriyle ilgili. Peki tedavi seçenekleri nelerdir? Birinci tedavi seçeneğimiz... Şikayetleri az ise yaşam şeklini değiştirmesi. Evet. İlaç tedavisi olmadan. İkinci tedavi seçeneğimiz ilaç tedavisi. Bu temelde 3 grup ilaç vardır prostat tedavisinde. İlki 90'lı yıllardan sonra popüler olmaya başlayan fitoterapi dediğimiz. Yani bitkisel kaynaklı ilaçların kullanılması. Evet, bunu aslında çok da duyuyoruz. Yüzyıllardır... Bizim büyüklerimiz kendince çözümleri bulmuşlar. Mesela kabak çekirdeği. Evet, kanıtlandı. Ve şu an kabak çekirdeğinden türetilmiş ilaçlar var. Isırgan otu. Doğrudur. Bilimsel olarak bunlar kanıtlandı. İkinci grup ilaç prostatın hacmini küçültmek değil. En başta söylemiştik. Prostat idrar borusunu çevreleyen bir dokudur. Ve bu prostatın içerisinde kas hücreleri vardır ve bunlar kasıldıkları zaman idrar yapmamız güçleşir. Bu kasları gücünüz, prostatın idrar borusunu sıkma gücünü azaltan ilaçlardır. Üçüncü bir grup ise prostat hacmini %20'ye kadar küçültebilen ilaç grubudur. Evet. Bu ilaçlardan da fayda görmeyen hastalara biz cerrahi tedavi öneriyoruz. Evet, cerrahi müdahale devreye giriyor Giriyor. O halde. Evet. Peki ameliyattan sonra ne kadar sürede normal rutinlerine geri dönebilir bu hastalar? Şimdi seçtiğimiz cerrahi tekniğe göre süreç değişir. Bu da değişir. O bu değişiyor. 1920'li yıllardan sonra bu optik sistemin teknolojinin gelişmesiyle hızla kapalı yöntemler gelişmeye başladı. Bu hasta için de çok daha konforlu oldu çok aslında. Çok daha konforlu. Kapalı yöntemlerle hastanede bir veya iki gün kalır. Bir gece veya iki gece kalır. Açık ameliyat olduğu zaman bu süreç biraz daha uzundur. Evet. Temel olarak hangi yöntemi seçerseniz seçin. 2 hafta sonra kapalı yöntemlerden bahsediyorum. 2 hafta sonra rutin hayatına geri dönebilir. Maksimum 2 hafta maksimum, o zaman evet, değil mi? Evet. Bu yine tabii eski geçmiş oranına göre oldukça da konforlu gerçekten doğrudur, hasta için. Doğrudur. Peki bu sırada kaçınmaları gereken, dikkat etmeleri gereken durumlar var mıdır hocam? Bol sıvı alımı çok önemli. Bu
ürolojide en önemli ilaç sudur. Evet. Bol sıvı tüketmeleri, mümkün olduğunca yumuşak zemine oturmaları, bağırsak alışkanlığını düzenlemeli. Yani mesela prostat ameliyatı sonrası biz hastaların kabız kalmamaları yönünde telkinlerde bulunup veya ilaç tedavisi düzenliyoruz. Kapalı yöntem yapıldığı zaman hasta taburcu olduğu andan itibaren banyosunu yapabilir, dolaşabilir, gezebilir ama sert zemine oturmamasına dikkat etmesi gerekir. Bunlardan biraz kaçınması, evet, hassasiyet, evet, göstermesi gerekir. Peki cerrahi tedavi çok başarıyla gerçekleşti diyelim. Ama telefonumuz varmış. Yine onu, evet, alalım bekletmeden. Halil Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hayırlı sabahlar. Çok teşekkürler, buyurun. Hocama bir şey soracaktım ben. Tabii ki. Hocam ben akşamları mesela en az 5-6 kere çıkıyorum. Önceleri doktorlara gittiğimde 30 miligram diye söylüyorlardı. Sonra bayağı yani doktorlar beni biraz bıktırdı. Açıkçası yani her doktor aynı değildir de. Gidiyorum bir şey yok. Gidiyorum bir şey yok diyorlar. Ve yani gitti, diksindim, gitmeyi boşladım. Bende ağrı var. Mesela ani sıkışmamda ağrı yapıyor. Çayı fazla içersem, sizi biraz önce dinlediğim kadarıyla çay içmeyeceksiniz, kahve falan dokunuyor dediniz. Ben bunlardan bazen içiyorum şimdi. İçtiğim günler doğru. İdralda sıkıştırmada ağrı falan yapıyor. Sık sık gidiyorum. Ayağım üşüttüğüm zaman sık sık gidiyorum. Ne yapmam lazım? Evet, geçmiş olsun. Sizin anlattığınız şikayetleriniz aslında idrar kesesinin depolama yeteneğinde bir kısıtlama var. Ben onu öyle anlıyorum. Prostata bağlı, prostat rahatsızlığına bağlı gece tuvalete kalkan hastalara ben şunu öneriyorum. Günlük işeme çizelgesi. Nedir bu? Saati yazıyor, miktarı yazıyor. Eğer günlük çıkan idrar miktarının 3'te 1'inden fazla idrar geceye sarkıyorsa, evet, bu prostata bağlı gece idrara kalkma diye söylüyoruz biz bunu. Sizin anlattığınız şikayetleriniz ilaç tedavisiyle giderilir. Evet, çok çok geçmiş olsun diyelim. Peki hocam, ben tekrar soruma gelmek istiyorum. Ameliyat çok başarılı gerçekleşti. Sonrasında, evet, hastanın hiçbir şikayeti kalmadı. Ama buna rağmen belli aralıklarla tekrar kontrole girip gitmesi, takip altında olması gerekir mi? Evet, mutlaka. Çok net değil mutlaka, mi? Mutlaka, çok net. Yani iyi huylu prostat büyümesine bağlı ameliyat olduğumuzda biz sadece şikayetlerimizi ötelemiş oluyoruz. Evet. Ama prostattan gelişecek o kötü isimli hastalık riski hala devam ediyor. Çünkü prostatı bir portakala benzetirsek, biz iyi huylu prostat büyümesinde portakalın dilimlerini alıyoruz. Ama maalesef bu kötü huylu hastalık portakalın kabuğundan gelişmekte. Bunun sıklığı, takip sıklığı, ben kendi pratiğimden söyleyeyim. Taburcu olduktan bir hafta sonra hastayı davet ediyorum. O süre içerisinde patoloji sonucu çıkmış oluyor. Üçüncü ayda davet ediyorum. Sonra yıllık kontroller. Evet. İlk başlarda biraz daha sık görüşüyorsunuz. Evet. Sonrasında bir problem yoksa, evet, zaten zamana yayılıyor diyebiliriz biz, değil mi? Şimdi bunlar tabii ki poliklinik görüşmelerinden bahsediyorum. Evet. Ama ben bütün hastalarımla telefon görüşmelerime öyle bir çizelge olmadan görüşüyorum zaten. Devam ediyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli. Ben hep söylerim. İnsanın kendini doğru ifade edebildiği, ihtiyaç duyduğunda ulaşabildiği bir hekimle böyle ciddi hastalıklarda yol alması iki taraf için de aslında çok çok önemli sanıyorum. Aslında o halde hastalarınız çok şanslı hocam. Estağfurullah. Bu arada ben de hastalarımla çok şey öğreniyorum. Yani hayatla ilgili, tecrübeleriyle ilgili, meslekleriyle ilgili çok şey öğrendim. Evet, doğru, karşılıklı olarak, evet, değil, evet, mi?
iyilik hali diyebiliriz. İki taraf için de çok çok önemli bu. Peki biraz tabii ki konuşmayı sevmiyoruz ama kanser hayatımızın her alanında direkt psikolojik olarak bizi evet. çökerten bir durum. Ama dedik ki prostat kanseri biraz başarı oranı oldukça yüksek olabilen bir kanser türü olduğu evet. için bir tık yüz güldürücü diyebiliriz. Ama nedir diye soralım size. Ben de tam buna değinecektim. Şimdi konuştuklarımızı kötüye yormasın izleyicilerimiz. Tekrar söylüyorum, erken tanı, doğru tedaviyle bu hastalıktan korkmamaları gerekir. Evet, erken tanı çok evet. çok önemli. Doğru müdahalelerle zaten evet. hiç moral bozmaya gerek evet. yok. Başarılı tedaviler elde edilecektir. Telefonumuz varmış hocam evet. alalım. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin, iyi günler. Çok teşekkürler, iyi günler. Buyurun, sizi dinliyoruz. Hocama bir şey soracaktım ben. Tabii. Ya hocam, benim sık idrara çıkma olayı oluyor. Belli bir saatlerde oluyor. Gece değil de gündüz oluyor. Ben birkaç da üroloji doktoruna gittim. Aktif mesane dediler. Bu nasıl oluyor? Yani detaylı bir şey söylemiyorum. Tahliller falan temiz çıkıyor. pH değeri falan normal. Şimdi aşırı aktif mesane nedir? Aşırı aktif mesane, az önce de bahsettiğim gibi, idrar kesesinin depolama, idrarı depolayabilme yeteneğinin azalmasıdır. Yani idrar keseniz tam dolmadan sanki çok idrarınız varmış hissi yaratır ve siz sık tuvalete gidersiniz. Bu arada günlük aktivitelerinize göre tuvalete gitme sıklığınız artıyor mu acaba? Doğru hocam, devamlı olmuyor. Böyle saatler oluyor. Yani gece perden bir sefer, iki defa, fazla değil. Evet. İlaç tedavisi mutlaka denenmiştir. Ya bir şu anda kullandığım ilaç var. Betmigal diye bir ilaç kullanıyorum. İlaç ismi vermeyelim lütfen. Evet. Evet. Betmigal. Var mı soracağınız tamam. bir şey hocam? Aşırı aktif mesanenin tedavisi mümkündür. Bu arada sistoskopi dediğimiz bir işlem yapıldı mı size? Sanıyorum bağlantıda bir problemimiz var. Çok çok geçmiş olsun diyelim. Tekrar bağlarsa arkadaşlarımız evet. zaten cevaplarız detaylı olarak. Peki kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Şimdi reklamlardan sonra devam edelim hocam prostat kanserine ve taş hastalıklarını konuşmaya. Evet sevgili seyirciler, kısacık bir reklam arasına gidiyoruz ama lütfen bizden ayrılmayın. Stüdyo konuğumuz üroloji uzmanı operatör doktor Gülhan Yılmaz. Biz bugün kendisiyle prostat hastalıklarını konuşuyoruz. İkinci bölümde de prostat kanserini, tedavisini ve taş hastalıklarını konuşacağız. Reklamlardan sonra birlikteyiz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Stüdyo konuğumuzu hatırlatalım. Üroloji uzmanı operatör doktor Gülhan Yılmaz bizimle birlikte. Biz ilk bölümde iyi huylu prostat büyümesini konuştuk. Tedavisine neler yapılır hocamız bizlere anlattı. Bu bölümde de prostat kanserinin tanısı nasıl konur, tedavisinde neler yapılmalı ve tabii ki birçok insanın şikayetçi olduğu konu taş hastalıkları. Onları konuşacağız. Yine tanısı nasıl konur, tedavisinde neler yapılır cevaplarını alacağız. 0212 625 64 64'ten bizleri arayabilir. WhatsApp hattımıza da mesajlarınızı yollayarak sohbetimize eşlik edebilirsiniz. Hocam tekrar ikinci bölümümüze evet. hoş geldiniz evet. diyorum. Ve prostat kanserinde kalmıştık. Onu sormak evet. istiyorum ben. Şimdi prostat kanseri erkeklerde gözüken ikinci en sık kanser türüdür. Hı-hı. Tüm kanser türlerine bakarsak kadın erkek dağılımında 5. 6. sıklıkta gözüken bir kanser türüdür. Bunun gözükme sıklığı toplumlara göre değişkenlik arz hı hı. etmekte. Biz şanslı bir toplumuz aslında dünya geneline bakarsak. Biz orta ve
alt seviyedeki görülme sıklığı kuşağındayız. Evet. Dünyada en sık gözüken Amerika'ya göç etmiş Afrika kökenli kişiler de daha sık gözükmekte. Hı hı. Bizde gözükme sıklığı 100 binde 200 civarı diyelim. 100 bin kişide 200 kişide bu hastalıkla karşı karşıyayız. Şimdi prostat kanseri söylemiştik. Prostatın kabuğundan gelişen bir kanser türü. Hastaların, tanı koyduğumuz hastaların çoğu aslında iyi huylu prostat büyümesine bağlı takipte olan hastalar. Erken tanı koyabildiklerimizden bahsediyorum. Ama takipte olmamış hastalar da biraz daha ilerlemiş seviyede maalesef bu kanser türünü yakalayabiliyoruz. Buna has bulgu yok aslında. İyi huylu prostat büyümesindeki şikayetlerin aynısı bu hastalığın. Bu biraz sanıyorum gecikmeyi yaratan evet, konu değil mi evet, hocam? Evet, maalesef öyle. Özellikle ayrıca bir belirtisi yok. Maalesef öyle. Evet. Buradaki en önemli risk faktörü nedir? En önemli risk faktörü maalesef yine genetik faktörlerdir. Kötü miras burada da rol oynuyor evet, diyebiliriz evet, aslında. Evet, kötü miras. Evet, bir Adana'ya gidelim. Telefonumuz evet. varmış. Recep Bey, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın hocam. Günaydın. Selamlar Adana'ya. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Aferin. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Buyurun. Hocam abi sorun vardı da. Tabii. Ben bu prostatla ilgili değil de bu kasıklarımda bir ağrı var. Onun için soracaktım. Yani şimdi kasık ağrısı çok genel sebep oldu. Olan çok evet. Genel bir rahatsızlık. Burada tabii yüz yüze görüşmekte fayda var. Evet, çok çok geçmiş olsun diyelim. Çünkü sanırım yine tetkik de yapmak evet, gerekiyor evet. değil mi? Bir detaylı bir görüşmek gerekiyor. Evet, altında pek çok sebep evet. yatıyor evet. olabilir bu durumun ama lütfen ihmal yani etmeyin diyelim. İpuçlarını hastadan yakalamamız gerekiyor. Evet, hem bir sohbet gerekiyor evet, sanıyorum evet, hem de evet. tahliller gerekiyor yine. Peki hocam şunu soralım. Prostat kanserindeki risk faktörlerini konuşuyorduk biz. Evet. Genetik yatkınlık rol oynuyor dedik. En önemlisi genetik yatkınlık. İkincisi beslenme alışkanlığı. Hı hı. Beslenme alışkanlığı dediğimizde pek çok hastalık için aslında hoş olmayan, yani kırmızı etten bol, yağlı yiyecekler prostat kanseri ihtimalini arttırıyor. Bunu şöyle izah edebiliriz, anlatabilirim özetle. Hı hı. Japonya'da yaşayan Japonlar arasında prostat kanseri görülme ihtimali çok çok düşük. Evet. Fakat Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiş Japonlar Amerika'da yaşayan beyazlar kadar sık prostat kanserine yakalanabiliyorlar. Aa. Beslenme alışkanlığı çok önemli burada. Ciddi rol oynuyor. Ciddi yine. Rol oynuyor. Bir de bunu tetikleyen erkeklik hormonu dediğimiz testosteron. İyi huylu prostat hı hı. büyümesini de aslında tetikleyen budur. Testosteron çok ciddi risk faktörüdür. Hatta evet. şunu söyleyebilirim size, bu erkeklik hormonunun araştırılmasıyla iki kez Nobel Tıp Ödülü kazanıldı. Oh. 1940'lı yıllarda ve 1970'li yıllarda hı hı. bu hormonun prostat üzerine etkilerini kanıtlayan bilimsel çalışmalar, iki tane Nobel Tıp Ödülü var. Ne kadar güzel derken yine telefonumuz varmış. Veli Bey, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın efendim, hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Buyurun, sizi dinliyoruz. Şimdi ben hocama şey soracağım. Ben ameliyat oldum da bundan iki sene önce protostan robotla oldum. Bayezid Devlet Hastanesi'ndeki hocam aldı beni. Kaptemir Hastanesi'nde robotla yaptı. Bende büyüme vardı. Ama şimdi tabii ki rahatsızlığım falan yok ama bazen böyle fazla teşhiştiğim zaman tekrar idrara gitmek zorunda kalıyorum. Sıkıştırıyor beni. Artı bir sertleşme olmuyor. Bunun sebebini öğrenmek istemiştim. Robotla ameliyat oldum dediniz. İyi, robotla. İyi huylu prostat büyümesi mi yoksa kötü huylu muydu? Veli Bey, duyuyor musunuz bizi? Duyuyorum efendim. Ben iyi huylu, iyi huylu olarak söylemiştim. İyi huylu, tamam. Yani kapalı ameliyat oldunuz. Doğrudur efendim, doğru. Tamam. En son ne zaman kontrollerinizi yaptırdınız? Bir sene bundan önce, yani yılbaşından önce.
Yani bu senenin yılbaşında, yani 3 ay önce mi? 2018. 2018'de. Peki o evet. zamanki tetkiklerde herhangi bir olumsuzluk rastlandı mı? Yok, öyle şey tahlile falan yaptırıyorum, herhangi bir olumsuzluk yok. Yok. İlaç kullandınız mı bu yakın süre içerisinde? İlaç, ilaç vermedi, sertleşmek için bir ilaç verdi. Evet. Senin ismini söyleyeyim size. İlaç ismi i̇laç vermeyelim ismi, lütfen. Tamam. Bu şey sertleşme için bir ilaç verdi ama tabii ki onu kullandığım zaman normale dönüyor. Şimdi o tip ilaçlar aslında idrar üzerine çok ciddi etkileri yok. Tamam, siz bence hekiminizle evet, bir daha bir görüşün. Çok geçmiş olsun diyelim. Peki hocam, birazcık böyle hızlanıyorum. Evet. Ben çünkü telefonlarımızdan evet. da geri dönüşlerimiz oldukça evet. yoğun. Prostat kanserinin tanısı nasıl konur? Evet, prostat kanserinden önce şüphelenmemiz gerekir. PSA dediğimiz, kanda baktığımız bir değer var. Evet. Onu mutlaka ölçüyoruz. Sonra prostat muayenesi yapıyoruz hı-hı. parmakla. Şüphelendiğimiz zaman bunun tanısı biyopsiyle, PET'in adını biyopsiyle koyabiliyoruz. Son zamanlarda gelişmiş MR teknikleri var. Burada evet. çok yüksek ihtimalle evet bu kişide prostat kanseri olabilir diyoruz ama tedavi için mutlak elimizde patoloji gerekir. Biyopsi bu şart da biyopsi yani. Şart. Evet. Biyopsiyi de rutinde 12 kadran dediğimiz 12 noktadan prostattan parçalı patolojiye gönderiyoruz. Evet. Ve bu şekilde tanımızı koyuyoruz. En fazla koyuyoruz. Kaç kez yapabilirler peki? Ya da bunun bir sayısı var mı? Aslında kesin olmamakla birlikte son yıllarda şöyle bir yaklaşım var. İlk biyopsiyi yaptık 12 kadran. Biz burada var olan hastalığı yakalama ihtimalimiz %86. Evet. Diyelim ki yakalayamadık. %14'lük kısmı geçtik. Hı hı. İkinci kez biyopsi yapmamız gerekirse... Biz burada biyopsi öncesi mutlaka bahsettiğim MR'dan faydalanıyoruz. O MR bize kılavuzluk ediyor, haritalandırıyor prostatı. Hı hı. Diyor ki kanser varsa şu noktadadır. Ve biz o haritaya göre ikinci kez biyopsi alıyoruz. Orada da temiz çıkarsa üçüncü biyopsiye gerek yok. Gerek duymuyoruz. Gerek duymuyoruz. Belki ondan sonra tekrar MR... İhtiyaç duyulursa MR'a mı başlıyor? İhtiyaç duyulursa MR, evet. Evet. Peki tedavi seçenekleri nedir peki? Şimdi burada tedavi seçenekleri hastanın yaşına, hastanın beklentisine, yandaş hastalıklarına bağlı olarak tedavi seçeneklerimiz değişiyor. Yine burada, şekilleniyor durum. Evet. Burada hastalık prostata sınırlı mı veya vücudun başka bir yerinde prostatın metastaz dediğimiz yayılımı var mı? Bu ikisinin ayrımını kesin yapmamız gerekir. En eski tedavi yöntemi burada açık ameliyat, radikal prostatektomi dediğimiz açık ameliyat. Daha sonra kapalı yöntemler geliştirildi. Laparoskopik veya robotik. Evet. Bir de üçüncü seçeneğimiz de ışın tedavisi. Dediğim gibi burada hastayla görüşmek, pek çok ek bulguyu yan yana koyup ona göre tedavi seçeneğini yapıyoruz. Metastatik dediğimiz vücuda yayılmış hastalıklarda ise hormon tedavisi ve kemoterapi. Devreye giriyor. Devreye yine. Giriyor. Yani çok detayına evet. girmek istemiyorum. Kabaca şemamız böyledir. Bu yine kişiden kişiye göre tabii kişiden ki şekilleniyor kişiye göre dediniz. Şekilleniyor tabii. Evet, yine telefonumuz varmış. Yasin Bey, günaydın, hoş geldiniz. Yasin Bey, duyuyor musunuz bizi? Arkadaşlar telefonu... İyi günler. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hocama bir soru soracağım da. Tabii, buyurun. Ben gece de gündüz de sürekli tık tık idrara çıkıyorum. Hocam yalnız dedi ki kabak çekirdeği iyi geliyor. Bir de ısırgan otu. Bir de ben kitapta okudum ki kereviz soğumu. Onlar iyi geliyor mu? Çok net anlayamadım. Bir daha sorunuzu alabilir miyim? İdrara çok fazla çıkıyormuş. Kabak çekirdeği kereviz sapı iyi gelir mi dedi. Bitkisel çözümden bahsetmiştik ki. Evet, evet, evet. Kabak çekirdeğinin faydalı olduğu kanıtlandı. Yani artık kabak çekirdeği özünden piyasaya sürülmüş ilaçlar mevcut. Eğer şikayetlerinizde olumlu yönde bir gelişme oluyorsa tabii kullanabilirsiniz.
Evet, çok çok geçmiş olsun diyelim. Ama lütfen bitkisel çözümlerin yanı evet. sıra bir hekime evet. de bir başvurmaya ihmal etmesinler. Evet. Çünkü toplum olarak bazen doktora gitmekten kaçındığımız evet. için etrafımızda da bu sorunu yaşayan insanlara iyi gelen yöntemleri denemek gibi bir özelliğimiz var maalesef. Zaten bir hekimle görüşmüş olduğunu varsayarak bu cevabı evet, veriyorum. Evet, yok biliyorum hocam. Evet. Ben genel olarak söylüyorum böyle geri dönüşlerden. Çok sık geliyor böyle şeyler. Peki tedavi sonrasında, prostat kanserinin tedavisi sonrasında takip nasıl olmalı? İlk yıl mutlaka 3 ayda bir takip gerekir. Hı hı. Daha sonraki ilk 3 yılda 6 ayda bir. 5 evet. yılı geçtikten sonra ise yıllık takibini öneriyoruz. Ama muhakkak ama ilk yine 5 yıl sıkı takip. Çok çok evet. önemli. Önemli evet. Hı. Tekrarlama gibi bir riskimiz var mı? Prostat kanserinde. Evet. Şimdi bu takipleri zaten o yüzden yapıyoruz. O yüzden yapıyoruz. Şimdi ameliyatımızı yaptık. Her şey çok güzel. Patoloji prostatla sınırlı çıktı. Ama bizim bugün için görüntüleme yöntemleriyle hücresel boyutta yani mikroskopik boyutta vücudun herhangi bir köşesine kanserli hücre gitmiş olabilir. Biz bunların var veya yokluğunu tespit edebilmek için takiplerimizi yapıyoruz. Çok sıkı takibi aslında tutmak gerekiyor. Ama dediğim gibi prostata sınırlı bir kanser yakaladığımızda tedavisi çok başarılı. Evet, bu gerçekten iç rahatlatıcı evet. bir başarı oranı. O yüzden içleri rahat olsun seyircilerimizin. Yeter ki doğru zamanda doğru tedavi uygulasınlar evet. diyelim. Peki biraz taş hastalıklarına evet. gelelim hocam. Böbrek ve idrar yollarında taş hastalıkları yaşayan insanlar ne gibi şikayetlerle size yine başvuruyorlar? Evet. Günlük pratiğimizde karşılaştığımız en sık üçüncü rahatsızlıktır üroloji branşında. Oldukça yine sık görülüyor o zaman sık yaygın görülen, değil sık mi? Sık görülen ve maalesef ülkemizde dünya ortalamasına göre daha sık gördüğümüz bir hastalık. Bu da maalesef evet. herhalde su tüketme alışkanlığımızdan evet. dolayıdır. En sık bize başvuru sebebi ağrı. Bu ağrı çok ciddi bir ağrıdır. Yani böyle evde geçiştirebileceğimiz bir ağrı türü değildir. Dayanamayacakları bir ağrı evet, o zaman değil evet. mi? Şöyle söyleyebilirim. Karşılaşılabilecek en şiddetli ağrılardan bir tanesidir. Özellikle taşın bulunduğu yere göre ağrının lokalizasyonu değişir. Ama evet. en sık böğür ağrısıyla hasta bize başvurur. Bu ağrıyla birlikte bulantı kusma, idrar hissi var ama tuvalete gittiğinde idrar yapamama, idrarda kanama, bunlar en sık karşılaştığımız şikayetler. Evet. Ama taşı olup da hiç şikayet olmayan da çok hasta var. Böbreğin sessiz bir bölgesinde bulunan taş, evet maalesef. Maalesef sinsi seyreden bir şey. Böbrek hastalıkları için hep böyle denir evet. ya zaten değil mi? Biraz evet. böyle kimi zaman son aşamalarda insanlar doktora yine başvurabiliyorlar. Hı. Ama dileyelim ki herkes erken tanıda tedaviyle evet. sağlıklarına kavuşsunlar. Oluşum nedenleri peki hocam onu biraz açacak olursak tekrar. En sık nedeni az pardon az sıvı tüketmek. Evet. En sık nedeni budur. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor gerçekten. Bunun sebebi de şöyle açıklayabilirim. Taş oluşması idrarda bulunan kristallerin yan yana gelerek küme haline gelip taş oluşturmalarıdır. Siz ne kadar bol sıvı tüketirseniz bu kristalleri, o kümeleri, örgütlenmeleri diyeyim, örgütlenmelerine müsaade etmezsiniz ve vücuttan daha kristal boyutundayken uzaklaşmasını sağlarsınız. Burada genetik faktör yine devrede maalesef. Burada tükettiğimiz gıdalar maalesef yine taş oluşumunu hızlandıran etmenlerdir. Diğer bir sebep doğuştan var olan doğumsal böbrek anomalileri. Bunlarda taş oluşma ihtimali biraz daha yüksek görüyoruz. Özellikle atmalı böbrek dediğimiz böbrek tipinde taş oluşma riski son derece yüksek. Cinsiyetin falan bir önemi var mıdır? Evet, cinsiyetin bir önemi var. Burada biz erkekler yine biraz daha şanssızız. Bizde %5 ihtimalle kadınlara göre daha fazla. Görülme sıklığı var. Türkiye'de görülme sıklığı yani bir kişinin hayatı boyunca taş rahatsızlığıyla karşılaşma ihtimali erkek için %15 civarındadır. Kadınlarda son yıllarda biz erkekleri yakalamak için çabalıyorlar demek istemiyorum. Ama onlar da kadınlarda görülme sıklığı artıyor. Biraz artıyor diyebiliriz. %8-10 civarı şu an.
Doğru. Bol bol sıvı tüketelim, bol bol efendim. Sıvı. Su içelim. Gerçekten bu çok önemli. Peki tanısı nasıl konur hocam? Belli başlı şikayetlerle geldik. Evet. Zaten ağrı oluyorsa ve insanlar dayanamayacakları evet. için bu evet. ağrıya muhakkak başvuruyorlardır evet. bir hekime ama ondan sonra neler yapılıyor? Şimdi ilk başvurduklarında mutlaka ilk etapta bir idrar tahlili evet. ve ultrasonla böbreğin durumunu bir bakıyoruz. Hı hı. İdrar yollarında genişleme var mı? Genişleme varsa bunun derecesi nedir? Evet. Üreter dediğimiz idrar borusunda yani esas ağrı, en şiddetli ağrı bu arada üreter dediğimiz idrar borusuna düşen taşlardadır. Bunun hı hı. sebebi de böbrekte oluşan idrarın devamlılığı yani idrar kesesine ilerleyemeyip böbreğin genişlemesi. Böbrek genişledikten sonra böbreğin dışında bir zar vardır. O zar gerildiğinde ağrının sebebi budur. Evet. Üreter taşlarının kesin tanısını biz tomografi ile koyuyoruz. Mesajlarımızı okuyalım evet. hocam birazcık. Merhaba efendim, ben Tarık. Benim sürekli PSA değerlerim yüksek çıkıyor. MR kültür tahlili yaptırdım. Fakat olumsuz bir şey yok. İdrar yolu enfeksiyonu dedi. Gitmiş olduğum doktorlar. Onun için ilaç aldım. İlacı kullandığımda PSA düşüyor. Ama bir ay sonra yine aynı sorunu yaşıyorum. Kesik kesik idrar ve çatallı işeme. Hı-hı. Ayrıca sertlik problemi yaşıyorum demişler. Hı-hı. Çok geçmiş olsun. Var mıdır önereceğiniz bir şey hocam? PSA takipleri. Şimdi... Kronik prostatit dediğimiz yani prostatın iltihaplarında da PSA yükselir. Ciddi seviyelere evet. kadar yükselir. Tedaviyle istediğimiz düzeye düşen PSA'dan biz çok korkmuyoruz. Hastamıza önerim 3 ayda bir PSA takiplerini yaptırması. Burada bizim için tedrici giderek artan, tedaviyle düşmeyen bir hı hı. PSA değerleri oluşuyor ise o zaman tekrar biyopsi gündeme gelebilir. Tekrar söz konusu olacaktır evet. değil mi? Net görüp bir şeyler evet. söyleyebilmek için. Hocam MR ve biyopsi sonuçlarını atan seyircilerimiz var. Şöyle yapalım efendim, bunları göstermem pek mümkün değil şu anda evet. canlı yayında. Ama yayından sonra hocamızın asistanları belki... Ulaşım bilgilerini paylaşırlarsa evet, ben bunları inceleyip geri dönüş yaparız. Evet, çok teşekkür ediyoruz evet. bu arada. İyi günler efendim, ben 55 yaşındayım. Bir yıl önce prostat kanser ameliyatı oldum. Alındı ama cinsel sorun yaşıyorum. Nasıl iyileşiriz? Teşekkür ederim. İzmir'den selamlar demişler. İzmir'e bizden de selamlar. Şimdi ameliyat sonrası kullandığı ilaçlar var mıdır? Bu ilaçlara cevabımız hı-hı. nedir? Hangi ilaçları kullandı? Evet. O halde yine şöyle yapalım. Evet. Bu seyircimizin de evet. bilgilerini size evet. verelim. Evet. Asistanlarla birlikte iletişime evet. geçersiniz. Telefonumuz varmış, onu da alalım. Günaydın. Alo, iyi günler. İyi günler, hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ ol. Hocama bir sorum olacak size. Tabii. Bu prostat kanseri rahmetli babamda da vardı. Bu genetik olabilir mi acaba? Onu öğrenmek istiyordum. Evet. En yakın zamanda bir üroloji ekibiyle görüşmenizi tavsiye ediyorum. Hatta sadece sizin değil, belki başka erkek kardeşleriniz varsa... Ve bu kişiler 40 yaşın üzerindeyse mutlaka en kısa sürede bir üroloji muayenesine gitmenizi öneriyorum. Irsi yönü kanıtlanmış kanser türlerinden biridir prostat kanseri. Evet, çok çok geçmiş olsun diyelim. Ve lütfen ihmal etmeden bir üroloji uzmanına başvurun efendim. Evet. Peki hocam, taş hastalıklarına geri dönecek olursak tedavi seçenekleri burada nelerdir? Tedavi seçeneklerimiz, ilk seçeneğimiz tabii ki... taşı tespit ettikten sonra taşın boyutu, bulunduğu yere göre tedavi seçenekleri değişir. Evet. En sık karşılaştığımız taş tipleri üreter taşları dediğimiz. Burada taşın boyutu, bulunduğu yer dediğim gibi önemli. Burada bizim ilk hedefimiz bir an önce hastanın ağrısını dindirmek. Evet. İlk hedefimiz odur. O şiddetli ağrılardan değil mi onları evet. kurtarmak? Evet. O ağrılardan kurtarmak. Ondan sonra enfeksiyonu var mı hastanın? Bunları tespit etmemiz lazım. Mutlaka kan değerleri, üre, kreatin dediğimiz böbrek fonksiyonlarını gözden geçirmeliyiz. Hı hı. Eğer ciddi bir risk faktörü yoksa, ağrısını dindirebildiysek, bu çok önemli. Ağrıyı dindirebildik ve taş 1 santimin altında, enfeksiyon yok, böbrek fonksiyonlarında bir sıkıntı yok. İlk önce 3 hafta kadar ilaç tedavi seçeneğini kullanıyoruz. Eğer ilaç tedavisiyle taşı düşüremediyse hastamız, ondan sonra
Genelde endoskopik yöntemleri, yani hastanın vücut bütünlüğünü bozmadan idrar borusundan girdiğimiz optik aletlerle bunun, evet, bu taş tedavilerini yapıyoruz. Sanırım sorumun başını kaçıranlar var hocam. Böbreklerde taş neden oluşur demişler. Onun cevabını verdi hocamız efendim. Süremiz çok kısaldığı için ben hızlı hızlı geçmeye, evet, çalışıyorum. Belki tekrar yayınımızı ya da YouTube'dan izlerseniz ulaşırsınız diyelim. Hocama selam söyleyin demişler. Teşekkür ederim. Bu aralar idrarım çok oluyor. Sebebi nedir? Zahmet olmazsa ne önerir demişler hocamız. Çok çok geçmiş olsun. Evet. Bu hastamızın da iletişim bilgileri varsa, ben kendisiyle, tamam, görüşmek yayından isterim. Sonra, evet, yayından sonra görüşmek isterim. Görüşün. Telefonumuz mu var arkadaşlar? Tamam. Tamam. Devam edelim o zaman hızlı hızlı. Her taşa tedavi gerekiyor mu peki hocam? Evet. Her taşa tedavi gerekmez. Eğer kanama yapmıyorsa, böbrek taşlarından bahsediyorum, üreter taşları mutlak tedavi gerekir. Evet. Mutlak, yani ilaç tedavisi veya alınmaz zaten. Evet. Hı hı. Veya taş kırma yöntemiyle her böbrek taşı tedavi gerekir mi? Evet. Burada da yine kişinin özelliklerine göre görüşmemiz gerekiyor. Mesela, hı hı, şunu söylemek istiyorum. Genç bayan doğurgan çağda çocuk düşünüyorsa, doğum düşünüyorsa, hı hı, benim önerim bu hastalara taş belli bir boyutun altındaysa, yani gebelik esnasında İdrar kanalına düşme ihtimali olan taşları gebelik öncesi mutlaka tedavi ettirmesi gerekir. Çünkü, hı hı, gebelikte elimiz kolumuz bağlı maalesef. Ne istediğimiz tetkiki yaptırabiliyoruz, evet, ne istediğimiz ilacı verebiliyoruz, ameliyat riskini, hı, göze alıyoruz. Kadın doğum hekimi, anestezi ve bizler, hasta, eyvah, hastanın eyvah, eşi. Mutlaka, yani gebelikten, hı, gebelik düşünen her genç bayanın bir üriner ultrason en azazından çektirmesini öneriyorum. Değil mi? Gebelikle karşılaşabileceği, evet, sorunları minimuma en azından, evet, indirebilmek adına. İkinci bir grup, önemli. İkinci bir grup var. Bu kişiler tıbbi imkanlardan uzak bir bölgeye seyahat edeceklerse veya oralarda uzun bir süre çalışma durumları varsa, mesela, evet, açık denizlerde çalışan gemi kaptanları, tayfa, taşları varsa benim onlara önerim bu tedavilerin olmadan görevine başlamamaları. Evet. Yani özetle her taş tedavi gerektirmez. Ama kime? Hastalık yoktur, hasta vardır. Yine bu tamamen, evet, profilden, evet, profile değişebilecek bir soru o zaman. Evet. Peki, telefonumuz varmış. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi günler hanımefendi. Teşekkürler, iyi günler, buyurun. Ben Aksaray'dan arzuyorum. Davut Bey, saygılar sunuyorum. Sayın doktorumuza, sizlere telefonum sunduğunuz için teşekkür, evet, ediyorum. Bir sorum olacak, hızlı geçmek istiyorum. Sayın doktorum, yani prostat var, yani ailemizde, yani dedemde prostat vardı. Bende de var mı yok mu yani şüpheleniyorum ama tam da şeyinde değilim. Ama söyleme sahip, yani idrara gidip geliyorum, yani küçük şeyinde idrarım. Ondan sonra yani böyle kalmış hissi veriyor. 10 dakika sonra bir diye. Bazen 15 dakika sonra bir diye falan. Yani böbrek, yani şey var diye yani şüpheleniyorum. Yani prostat hastalığı var diye. Var mı yok mu bunu, bir bu konuda yani acaba ne tavsiye edersiniz? Ne yani yapmamız gerekir? Ve nasıl olursa olur belirtisi. O konuda bir bilgi ver. Nasılsa sevinirim doktorum. Şimdi ilk ipucumuzu yakaladık. Ailede prostat rahatsızlığı var. Evet. Dolayısıyla beyefendinin anlattığına göre büyük ihtimalle, büyük bir ihtimalle prostat tanısı alma adayı kişilerden biri. Bir an önce bir üroloji hekimiyle görüşmesini tavsiye ediyorum. Evet, çok çok geçmiş olsun diyelim. Peki, süremizin sonuna geldik hocam. Ben son sorumu sorayım, öyle, evet, veda edelim isterseniz. Yine taş hastalıklarında başarılı bir tedavi gerçekleştikten sonra yine tekrarlama riski var mıdır? Maalesef var. Maalesef var. Peki korunmak mümkün mü? Korunmak mümkündür. Diyetine, kontrollerine ve sıvı tüketimine dikkat ettikleri sürece önleyebilme ihtimalimiz var. Evet, peki.
Çok teşekkür ediyorum ben. Teşekkür böyle ederim. Böyle kıymetli bilgileriniz için çok sağ olun. En kısa zamanda da tekrar ağırlamak isteriz sizi. Çünkü oldukça fazla geri dönüşler geldi ve yanıtlayamadığımız seyircilerimiz lütfen bizi affetsin diyelim. Ama hocamız yayından sonra geri dönmeye çalışacak hepsine. Evet. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, üroloji uzmanı operatör doktor Gülhan Yılmaz bizim bugünkü stüdyo konuğumuzdu. Sağlıklı hayatın sonuna geldik. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.